E-zayıflama. Doğmuş yağ hastalarına baktığımızda karbon atomlarının hidrojen iyonlarıyla doyurulmasıyla tekli bağlar oluşan bir besin içeriğidir aslına bakarsanız. Bu besinler daha çok hayvansal kaynaklı yapıdaki iç besinlerde bulunmakta. Bunlar işte et, tavuk, köfte olabiliyor veya kahvaltıda tükettiğimiz tereyağı olabiliyor veya poğaçaya, kurabiyeye koyduğunuz kalıp yağlar olabiliyor. Bu noktada doymuş yağ hastalarına yazık ki bizim LDL diye nitelendirdiğimiz kötü huylu kolesterolümüzün yükselmesine sebep olup ne yazık ki kalp damar sağlığımızı riske atmaktadır. Bir de doymamış yağ asitleri var arkadaşlar. Doymamış yağ asitlerinde ise tekli doymamış yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri dediğimiz iki türdedir. Tekli doymamış yağ asitlerini bizler fındık, ceviz, badem, fıstığı örnek verebilirken çoklu doymamış yağ asitlerini de omega 3, omega 6 ve omega 9 yağ asitlerini örnek verebiliyoruz. İşte bunlar keten tohumu olabiliyor, soya fasulyesi olabiliyor. Aynı zamanda bunları örnek olarak vermek gerekirse balık yağı olabiliyor. Bunları örnekleyebiliriz bu şekilde.